Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar ahlak ve yurttaşlık eğitimi dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Birinci soruda demokrasi ve yurttaşlık arasındaki bağ nedir şeklinde bir kısa soru var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki demokrasi, hemen yazalım, yurttaşların kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla yönetilmesi olduğu için aralarında ayrılmaz bir bağ vardır. Evet, ne demokrasi yurttaştan ne de yurttaşı demokrasiden ayıramayız. Dolayısıyla bu bağ sonsuza kadar devam edecek olan bir bağ diyelim ve geçelim diğer sorumuza. Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir? Maddeler halinde 5 tane yazınız. Evet, demokrasi deyince arkadaşlar öncelikle güçler ayrılığı olmalı. Bir diğeri özgürlük olmalı. Bir diğeri eşitlik olmalı. Adalet olmalı. Ve hukukun üstünlüğü olmalı arkadaşlar. Evet, bu 5 madde demokrasinin temel ilkeleri arasında gösterilir. Geçiyorum diğer sorumuza. Burada da yurttaşlık çeşitlerinden iki tanesini yazınız şeklinde bir ifade var ki biz üniteler içerisinde öğrendik. Arkadaşlar birincisi e-yurttaşlık. Yurttaşlık diyelim. Ve çevresel yurttaşlık. Evet, iki çeşit yurttaşlık var. Birincisi dediğimiz gibi e-yurttaşlık, diğeri de çevresel yurttaşlık olarak cevabını yazabiliriz. Yurttaş olarak sahip olunan hak ve sorumlulukların önemini açıklayınız. Evet, hepimiz birer yurttaşız. Hak ve sorumluluklarımız neler? Onlara bakalım arkadaşlar. Haklarımız veya haklar bireylerin özgürlük, eşitlik ve adalet gibi temel değerleri yaşamasını sağlar. Tek cümleyle haklarımızı bahsettik. Sorumluluklar ise bireylerin topluma devlete aileye ve diğer insanlara karşı görevlerini yerine getirmesini gerektirir. Hak ve sorumluluklar son cümlemiz. Sayesinde diyelim, hak ve sorumluluklar sayesinde bireyler toplumun gelişmesine
barışına ve mutluluğuna katkıda bulunur. Evet, dördüncü sorumuzun cevabını da bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Evet, burada da devlet ve yurttaş arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Evet, biraz önce demokrasi ve yurttaşlık birbirine bağlı şeyler, kurumlar arkadaşlar. Onun için hemen yazalım. Devlet ve yurttaşlık arasındaki ilişki, devletin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi ve vatandaşların da devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmesi esasına dayanır. Her iki tarafta birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirse zaten ortada sağlıklı bir devlet ve yurttaş topluluğu olacaktır diyelim ve geçelim arkadaşlar diğer sayfaya. Son 5 soru. Evet, videomuz zaten 10 soruluk, 5'ini hallettik. Dürüstlük neden önemlidir? Arkadaşlar dürüstlük biliyorsunuz ki güvenin temeli. Evet, dürüstlük güvenin temeli olduğu için insanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı olmasını ve toplumun düzgün işlemesini sağlar. Evet, dürüstlük bunun için önemli arkadaşlar. Sadece kişi de bitmiyor, toplumun da ne hale geleceğini gösteriyor. Hadi diyelim ve geçelim diğer sorumuza. Evet, burada da toplumsal sorunlara nasıl çözüm bulabiliriz? Arkadaşlar çözüm bulmak için hemen yazalım. Bilinçli olunmalı yaratmalı sorunları analiz etmeli haklarımızı bilmeli ve işbirliği yapmalıyız. Evet, bütün bunlar doğru dürüst yerine getirilirse arkadaşlar toplumda sorun sıkıntısı kalacağını düşünmüyoruz. Olsa bile bunlar yapılınca kolayca çözülecek buradaki sıkıntılar. Hoşgörü nedir? Neden önemlidir? İfadesi var. Arkadaşlar hoşgörü biliyorsunuz ki farklılıklara saygı göstermektir. Hemen yazalım. Farklılıklara saygı göstermektir. En kısa haliyle bu anlayışlı olmaktır. Ve barışçıl bir şekilde bir
bir arada yaşamak demektir. Neden önemlidir kısmını da unutmayalım bu tarz sorulara. Çünkü ile başlayın arkadaşlar. Neden önemlidir? Çünkü hoşgörü, toplumsal uyumu, ve kardeşlik duygusunu güçlendirir. Evet, hoşgörünün ne olduğunu ve neden önemli olduğunu da birkaç cümleyle hatırlattık arkadaşlar. Videomuzun son iki sorusundayız böylelikle. Neden insan haklarına saygı göstermeliyiz sorusu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklardır bu insan hakları. Onun için saygılı olmalı, insanların haklarını ellerinden almamaya çalışmalıyız kısaca. Bunları cümleye dökelim arkadaşlar. İnsan hakları her bireyin doğuştan sahip olduğu haklar olduğu için bu haklara saygı göstermek insanların onurunu korumak eşitlik ve adaleti sağlamak için önemlidir. Eşitlik ve adaleti sağlamak için önemlidir. Arkadaşlar bunun arkasına ilave olarak da yine insan haklarına saygı göstermek, birlikte yaşadığımız toplumda barış ve uyumu destekler de ekleyebilirsiniz isterseniz. Ama bize sorulan sorunun cevabı kısaca bu şekilde olabilir. Son sorudayız. Vatandaşlık nedir? Vatandaş olarak görev ve sorumluluklarımız nelerdir? Arkadaşlar vatandaşlık biliyorsunuz ki bir ülkenin yönetimine katılma hakkı bir ülkenin yönetimine katılma hakkı ve sorumluluğudur. Vatandaşlar ülkesini korumak kanunlara uymak vergi ödemek askerlik yapmak ve seçimlere katılmak gibi sorumluluklara sahiptir. Evet, vatandaşlığın ne olduğundan bahsettik. Vatandaşların sorumluluklarından, temel sorumluluklardan neler olduğundan da bahsettik diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.